Merhaba değerli izleyicilerimiz, Türk Hava Mutfağı programından saygılar, sevgiler, selamlar. Tekrar diğer kızlar Ramazanımız mübarek olsun, hayırlı Ramazanlar olsun inşallah sizlere. Bugün de menümüz 3 çeşit yemekten oluşur. İlk yemeğimiz de şorbadır, mantar şorbası. Ana yemeğimiz perde pilavıdır. Tatlımız da bisküvi tatlısıdır. Yani kek ibarette çok istek oldu üstüne. Yapacağız için inşallah bugün. İlk şorbamızdan başlayacağız. Şorba için tereyağı kullanacağız. 2 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı eriyenden sonra bir baş kuru soğan ince doğranıp onu da koyarız üzerine. 4 kaşık un ya da 3 kaşık kefuzlu adede göre de. Mantar da her yerde bulunur. Yani fıtır ince ince doğranıp. Gördüğünüz gibi mantarlarımı da burada doğramışam. Hazır var pazarda, istediyseniz de alasız özünüz pişirirsiniz. Ben bugün hazır kullanacağım. Karabiberden de tuz. Bugün kullandığım baharattan tabak baharatındı. Tabak baharatı çok lezzetliydi. Yemeğe koyduğu zaman yemeğin başka bir tadı oldu. Tavsiye ederim kullanasız. Ekranda numaralarımız çıkar. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz inşallah. İstediğiniz sorularda cevap veririz size. Şimdi soğanımızı atarız. Soğan biraz kavrulsun. Küçük kalmasın. Ben bugün soğanlarımı rendeledim. Hatta iyi pişsin. İstediğiniz sabzı ince de doğrayabilirsiniz. İyi kavrulsun. Doymuş yağdan, istediyseniz sıvı yağ, istediyseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ana yemeğimiz de perde pilavıdır. İndi geçerik çorba yapandan sonra. Ana yemeğimizin de tarifi 2 kaşık tereyağı, tuz, karabiber, darçın, baharat, biryani, tavuktu pişirmişim, diriklemişim de özünü. Şehriyedi, bezelye, patata, havuç, kişmit. Bunlar da bazada hazır var. İsterseniz evde de pişirebilirsiniz özlerin. Soğanlar kavruldu. Gördüğünüz gibi. Ramazan ayı olduğu zaman besleyici yemekler ister insan yesin. Çünkü oruçluk çekir. Bu yemekler de iyi gelir oruçlar için. Çok faydalıdır. Şimdi soğanlarımı kavuram. Mantar şorbası istemişler bizden, sormuşlar. Bir gün yapmak istedik. Biraz rengi sarıya çalana kadar kavruğu özüm. Hatta güzelce pişsin, başka bir lezzet verir soğan kavrulduğu zaman şorbaya. Şimdi geldik, unumuzu koyarız. Un da 3 yemek kaşığı un. İsterlik savcı biraz fazla katı olsun, 4 koyarsınız. Şef uzun. İyice kavrulur uzun. Unun ki kokusu tamamen geçsin. Un kokusu gelmesin şorbadan. Bir şeye dikkat edin. Sonra mantarlarımı koyarım üzerine. Çok basit bir yemekti, asantı, her zaman yapılır. Malzemeler de her yerde bulunur. İstediğiniz zaman alabilirsiniz, yapabilirsiniz.
telefon bağlantımız var. Ali buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Abla hayırlı Ramazan olsun inşallah ya Rabbil alemin. Sağ olasınız. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar olsun sizlere de. Kabul olsun. Aynen kuzanı inşallah. Valla abla. Çok mal tarih gösterdim valla. Aman be. Çöpme tarifi, tamam oldu. İndi diyarıq sizlere. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çöpme tarifi, 2 bardak un, 1 bardak su. Biz dikkat edin, çöpmeğiniz, yani hamiriniz çok katı olmasın, çok da hafif olmasın. Humra, 1 yemek kaşığı humra, tuz, koyarsınız özünü iyi turşasın, beklesin. Sonra yaparsınız özünü. Nişasta da koyarsınız. Çok gerek nişasta koyarsınız. Çünkü insanlar nişasta koymadığı zaman köpmeleri imşak olur. Gelir. Et suyu hazırlamışım. Et suyunu koyarım üzerine. İyice pişsin. Gördüğünüz gibi. Biz iyi karıştırın özünü, hatta top top olmasın. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi. İndi koyarız, biraz kaynasın. Sonra baharatlarını koyarız, tuzunu koyarız. İndi şorbamız koyarız benim. Mantar şorbamız 200 gram mantar idi, fıtır. 3 yemek kaşığı un idi, tereyağı idi. Öl kere unu, soğan idi, bir baş soğan idi. Soğanı kavurduk, sonra unla beraber kavurduk özün. Sonra mantarları koyduk üzerine, sonra et suyu attı üzerine. Sonra indi duzuyla da karabiberini de atar üzerine tamamlar. İndi geçerik. İndi geçerik perde pilavı tarifine. Perde pilavı bir but. Telefon bağlantımız var. Buyurun. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar sizlere de. Zahmetsiz bir sualım var idi. Buyurun. Sen bu mantar çorbasını yaptın. Aynı vakitte sebze katabildik o zaman. Katabilme var bu yüzden. Ne katabilirsiniz? Sebze. Sebze keyfuzdur. Ne istese olsun katabilirsiniz? Ya daha güzel olmaz hiç çorbanı. Katabildik o zaman. Katabilme var. Sebzeler yani sebze? Ha, diğer sebzeler. Tamam, her şey katabilirsiniz. İstediğiniz o zaman yani kalı. Ben bugün sade mantar malı yaptım. Ha, güzel. İkinci sorum da var işte. Buyurun. Hamuz bu tane ne olur? Biraz anlatın bana. Hamuz bu tane? Böyle. Oldu, indi diğer sizler. İndi diğer kısı oldu. Tamam. Hamuz bu tane nohudu pişiripsen iyi. Halata vurasan özün. Pişenden sonra. Yarım limon suyu sıkasan üzerine. 2 yemek kaşığı tahin de koyasan. Yarım diş samırsak da ezesen özüden. Bunları hepsin birbirine iyi karıştırasan. Tuz da istediyse biraz koyasan. O koymasan ihtiyacı edin. Öz zaten tuzsuz yiyini. Oldu yani bunca da bir şey yok içinde. Zeytinyağı da unutmam. Zeytinyağı da koyasın. İndi perde pilavına geldik. İlk pilavımız yapalım. Bir telefon bağlantımız var. Ali buyurun. Aleyküm
Necesin abla, hayatım? Hayatım hoş geldi. Hayırlı Ramazanlar olsun sizlere. Sağ ol, bir de hayırlı Ramazanlar olsun. Gelip Hükmet Arsızlarım. Tamam oldu, indi diğer kısa hayatım. Başka bir soru varsa sor. Bir de şey haberi sizin senin, baklava haberi. Baklava haberi oldu. Emredersin. Diyelim. Hayatım hoş geldiniz. Köpme xamiri dedikmiş kimi 2 bardak un, 1 bardak su. 1 yemek kaşığı xumra, duz. Böyle hepsini birbirine karıştırarsınız. Bəs dikkat edin, xamiri çok kıyım olmasın, çok da imşak olmasın. Bekle dövzün, biraz bir yanda sıcak yanda, yani yerde bekle dövzün. Hatta turşasını iyi. Sonra kavrasınız. Bəs dikkat edin, nişastı da koy içine. Dikkat edin, şirav da sağlık olsun her zaman. Şirav sıcak olduğu zaman köpmeleri imşak olur. Bir aramız var, tekrardan dönük size, bizden ayrılmayın. Bir aradan sonra tekrar döndük size. Yemeklerimize devam ederek. İndi dedik pilavımızı yaparız. Yağımızı koyarız. Yağımız erdikten sonra üstüne şeryan da kavururuz. İndi gəlir şəriyən. Şəriyən də qavırıq. Gördüyünüz kimi şəriyələr qızarana qədər. Gəlir sonra pilavın baharatını atarıq. Dediğimiz kimi ana yemağımız bir gün pərdə pilavıdır. İndi pilavını yapırıq. Sonra xəmin edərik. Biraz pişsin. Telefon numaralarımız da ekran altında çıkıram. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz bizi. İstediğiniz soruları da sorabilirsiniz. İnşallah cevap veririk sizlere. Şimdi şorbamıza bakalım. Şorbamız ne kaynayıp. İndi şəriyəmizi qavurmağını əkləyirik. Biraz belə sarı rəngin aldığı zaman suyunu veririk. İndi şəriyəmiz qavrıldı. Çox asan bir yeməkdir. Edə bilirsiniz, xəmirin özünüz evdə yaparsınız. İstədiyisə özü hazır xəmirdən yapa bilirsiniz. Mən bugün hazır xəmir kullandım. Sürədən dolayı yetirmərik. Edə bilirsiniz, xəmirin də özünüz edə bilirsiniz, aça bilirsiniz evdə. Bir şey yoxdur içində. Xəfif açarsınız özün, qazana qoyarsınız, pilav da qoyarsınız, örtərsiniz özün. Normal xəmirdir, duzdur, undur, sudur. Gördüyünüz kimi şəriyələrimiz qavrılıb. Gəlir suyunu veririk. Suyunu verdik. Biraz sonra baksak biraz fazla süstürür, biraz daha koyarız. Gəlik baharatını koymağa. Tabi dediğim kimi bugün kullandığım baharat tabak baharatıdır.
Her zaman tavsiye ederim. Kullanın, tabak baharatın. Yemeğe koyulduğu zaman başka bir lezzet verir. Şu yemek kaşığı biryani baharatıdır. İstediğiniz saus fazla koyun, hatta biriniz böyle tamam kahvayı olsun. Lezzeti daha hoş olur. Dartın da bir yemek, bir çay kaşığı dartın. Karabiber. Bir tatlı kaşığı karabiber. Yeterlidir. Tuz da bir yemek kaşığı. Biraz daha tuz. Bunlar hepsini kaynatarak şerriyeden lezzeti daha iyi çıkar. Gördüğünüz gibi rengi gerek mi böyle olsun. Hatta pilavlarımızın rengi güzel olsun. Biryani'ne istediğiniz şeyleri ve yemek koyduklarından başka bir şeyler de koyabilirsiniz. Özünüzü hazırlarsınız. Onu koyun. Ben bugün bunları kullanacağım. Tamam, bezelye, yer kökü, patata. Bu da kişmişimizdi. İyi bitmişim, yıkamışım özü. Bu da tavuğumuzdu. Biraz kaynasın suyu. Hemen pilavı koyarız üzerine. Tamam. Gelip pilavımızı getirir. Edebilirsiniz. Su geldiyse su. Sonra fazla koyarsınız. Yani kadar size kalan. İsterseniz çok edersiniz, isterseniz az edersiniz. Gördüğünüz gibi. Kadar yeterlidir su. Bekleyerek pişsin. Sonra sebzeleriyle pişmecilerimi veririk özüne. Kapatıp biraz ataşın az ilavun hatta damasın. Tamam. Telefon numaralarımız da ekranın altında çıkıyor. İsterseniz onu arayabilirsiniz. İsterseniz sorular da sorabilirsiniz. Tatlımız da bugün bisküvi tatlısıydı. Biz dediğimiz kek barit diyenler. İstediler bizden. Biz de yapmak istedik. Dedik yapalım. Çok asan bir tarifti. Her zaman yapabilirsiniz özünü. Tatlımızın tarifi. 3 yemek kaşığı kakao. Normal kakao, macinat malı, bir bardak şeker, 2 bardağa yakın süt, bisküvi, 2 paket bisküvi, istediğiniz çok edersiniz, fazla kullanırsınız. Ben bugün bunu edeceğim. Şorbamız da kaynarın. Biraz bekleyelim böyle katılaşsın. Şimdi geldik baharatını veririk. Bir
bir çay kaşığı karabiber. Çok isteme savuz, yani koyma, köskün yemir savuz, koymamın çok. Tuzda biraz koyayım, çünkü ben et suyu koymuştum, tuz var içinde. Yeterli bu kadar. Biraz karıştır o gözün. Gördüğünüz gibi mantarlarımız da pişiriyor. Soğanlarımız da pişirip, çünkü rendelenmiş tümümüzün. Ataşın endirik, rahatına göre pişsin. Çünkü pişirdin, biraz katlaşsın daha. Pilavımız pişenden sonra xəmirini de koyarıq. İndi tatlımızın sosunu yapmağa başlarıq. Sos şekerdi. Bir bardak şeker. 3 yemek kaşığı kakao. 2 bardağa yaxın da sütdü. İstəyirsiniz vanilya koyarsınız. İstəyirsiniz yumurta koyarsınız. Mən bir gün bunları etdim. Gəlin. Ocağımızı yandırırıq. Sütümüzü koyarıq. Şeker dənə kakao bir-birinə qatın. Hətta kakao top-top olmasın, suya qatdığınız zaman özünü. Gördüyünüz kimi. Yalnız qoysanız kakao top-top olar, edə bilməzsiz açar sözünü daha. Belə olduğu zaman hemen ərir. Kuru malzemeler her zaman birlikte katarıq. Yaş malzemeler de ayrı ayrı. Gəlirik. Ləv edərik. Gördüğünüz gibi böyle karıştırmadan hatta açılana kadar çikolata sosu her zaman her yerde kullanabilirsiniz özün. Başka bir tatlı tariflerinde de kullanabilirsiniz. Çok asan bir tarifti. Çikolata sosu. Bir gün ben bisküvi tatlısı yaparım. Onu koyacağım. Biraz dikkat edin bunlar. Hepsi erisin. Yavaş yavaş koyun. Kakaomuzu, şekerimizi. Süt önceden koyduk.
Eğer süt az geldiyse, edebilirsiniz, fazla koyarsınız. Eğer çok katı olduysa, yani fazla su koyarsınız, hafif edersiniz özünü. Bu elinizde kalın, yanınızda kalın yani. Elinizin ayarını her zaman bilin. Gördüğünüz gibi çikolata sosumuz ondan. Önce karıştırın, sonra ocağa koyun özünü. Ben söndürdüm altını. Özü indi pişende de daha iyi açılabilir. Sütü az geldiyse de koyabilirsiniz aynı. Bugün biraz fazla sos isteyeceğiz çünkü bisküvilerimiz hatta hepsi ıslansın. Hepsi canlı çeksin, kek kimi olsun. O yüzden bugün çok yaptık. Bir telefon bağlantımız var. Ali buyurun. Alo buyurun. Merhaba abla. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar olsun sizlere. Buyurun, bir sorunuz varsa sorun. Zine hemen. Bəli. Sizin tarif sorun. Buyurun. Ne sorursa sorun. Halava dihine. Bəs miqdarları ilə tariqasını istəyirəm. İnşallah qoymuşam, yaparım sizin üçün başqa bölümlərdə. Yaparıq sizin üçün inşallah. Çox təşəkkür edirəm proqramımıza katıldığınız üçün. Tamam, ocağımızı yandırdık. Sosumuz on yavaş yavaş. Böyle katlaşana kadar o zaman indiririz özünü. Şeker isterseniz fazla koyarsınız, isterseniz az edersiniz şekerim. O yanınızda kalır. Orada çok şirin yemeriz. Orada şirin sever. Şimdi yavaş yavaş katı olur. Sonra yağ koyar içine. Biraz da sıvı yağ koyarak daha akışkan olur. Tam çikolata sosu olar. Bu tatlı çok hafif bir tatlıdır. Asantı da her zaman yapılan. Aslında indi Ramazan ayıdır. Her gün bir şekil tatlı istiyorlar. Bir aramız var, tekrardan döndük sizlere. Bizden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra tekrar döndük sizlere, yemeklerimize devam edirik. Ben pilavımı piştim, şimdi geldik. Tavuğunu koyarak. Tavuk, bir tavuk buduydu. İsterseniz köskü de kullanabilirsiniz, tavuk köskü. Şimit. Patata adı, yer kökü de, bezelye adı. Bunlar hepsini katarım birbirine. Rengi rengi bir pilavımız olur.
İyi karıştırın özüm ki hep yeri dağılsın. İndi sosumuza bakalım. Pilavımız bitti. Sosumuz hala. Olacaktım. Gəlir bir de pilavının xəbirini etmək. Mən bugün bu xəbirdə kullanacağım. Xəmirimiz baklava xəmiridir. Edə bilirsiniz, gəri yaş yuxarıda kullana bilirsiniz. Bir belə qab gətirək. Gəlir. Xəmirləri bir-bir açarıq. İlk yığlarıq qabı. Sosumuza baxalım, yanmasın. Yığlarıq. Hatta yapışmasın. Gəlir, bademlerimizi düzərik. İstədiyiniz bu şekilde düzəbilirsiniz. İstədiyiniz sözün, ətiyyədiyiniz normal belə səpələs sözün. Hər şey olar. Gəlir, xəmirimizi qoyarıq. Gördünüz kimi. İki kat koyarak. Bir telefon bağlantımız var. İmad nənəsi buyurun. Selam aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hayırlı olsun. Hayırlı Ramazan olsun. Hayatım sizlere de inşallah. Çok sağ ol, var olun. Sizin İskender'in kebabı. Bəli. Tarifini İskender kebabı. İskender kebabı. Tamam, oldu. Əmr edəsiz. Hayatım. Sağ olasın, memnun. Sağ olasın, hayatım. Sağ ol, rahim. Sadece bir başka soru varsa sor. Hayatım. Çok teşekkür ederim hayat programımıza katıldığı için. İskender kebabı normal pilav. Yani kıymadı, soğandı, tomatadı. İstədiyiniz acılı yaparsınız, yani keskin. İstədiyiniz keskin koymazsınız. Yuğurasız özünü. Gördüğünüz kimi. İndi bunları pilavı bir-bir boşadarak
Bir böyük alım. Çok asan bir yemaktı. Çok da lezzetliydi. Her zaman da yapalım. Bir Ramazan günlerinde insanın gözü göre her şey ister. Gördüğünüz gibi. Böyle tamam. Doldurasız özünü. Gördüğünüz gibi sonra geldik kapadarık özün. Biraz dikkat edelim hamurumuz kurumasın. Geldik. Bir parça daha üzerine koyarak. Bunu da her yerin güzelce yığılarak sonra fınıra veririk özün. Çok alçak 180 derecede takriben. Biz öz pişirdin. Hamuru da paklava hamurdu nazikti. Asan pişer. O kadar. Sonra gelin. Fırına veririk özün. Bunu da çalıştırır. Beklerek pişsin. İndi gelin. Kısa bir aramız var. Tekrar döndük sizlere. Kısa bir aradan sonra tekrar döndük sizlere. Yemeklerimiz devam edirik. Perde pilavımız hazırlamıştık. Çünkü süreden dolayı pişmezdi. Gördüğünüz gibi böyle yapmışız özünü. İndi de geldik bisküvimizi yapmaya. İlk kat bisküvini sürü koyarak. Sosumuz da hazır oldu. Bisküvimizi böyle kat kat koyarak. Geldik sosunu veririk. Bir içirdir gözlerini. Bu bitenden sonra gerek buzdolabına girsin. Çünkü soğuk gekti dediğim kimin. Çok katı da yapsağız özün pis çekmez özün canlı. Kuru kalar. Evvel biraz sulu olduğu zaman kek kimin olar. Geldik ikinci katı koyarak. İkinci katımızı da koyarak.
Üçüncü katlarda böyle boş şeyler de doldururuz. Bekler canını çeksiniz. Sonra istedim bu süsler de koyarsınız. Bir de siz biraz sosunu da fazla koyarsınız. Çünkü indi bunun canını çeker. Çorbamız doldu. Çorbamız dolup gördüğünüz gibi katlı olup mantarını da alın, içine koyun. Yumaklarımız hazır oldu. Bugün bunları yaptık sizin için. İnşallah beğenip sizlerim. Buramızın da yapar sizlerim. Kekimizi bisküvili kek. Üzerine krem şartı da sürebilirsiniz. Başka süsler de yapabilirsiniz. Perde pilavımız var idi bugün. Şorbamız da mantar şorbasıydı. Bugün bu yemekleri yaptık. Yarın inşallah daha güzel yemeklerden karşınızda olduk. Bizden ayrılmayın. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.